Sağ ol baba, Allah razı olsun, sağ ol. Allah döneye kadar değmesin. Allah yokluk vermesin, devletimiz Allah yokluk vermesin, kurban olsun Allah. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Onların sayesinde yaşayacağız. Kahramanmaraş'ta 75 yaşındaki bir kadının tek geçim kaynağı olan keçilerini çalan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Benim, boy bunların yüzünü şey. Keçileri çalınca büyük üzüntü yaşayan kadın onları yeniden kavuşunca sevinçten gözyaşı döktü. Kim vermesin, Allah devletimizin zırnağını taş değmesin kurban olduğum Allah. Alınan bilgiye göre Dul Kadiroğlu ilçesi Kara Ziyaret Mahallesi 72. sokakta yaşayan Fatma Dağlı'nın 13 keçisi 3 gün önce çalındı. Evet. Mallarını bulduk, sana teslim ediyoruz. Sağ olun, hadi Allah razı olsun, sağ olun. Bundan sonra kapını bacağını iyi kitle. Sağ ol. Allah hayırlı uğurlu günlerde sağlar, tamam mı? Sağ ol baba, Allah razı olsun, sağ ol. Allah döneye kadar söyleyemezsin. Allah yokluk vermesin, devletimiz Allah yokluk vermesin kurban olduğum Allah. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Onların sayesinde yaşayacağız. Hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Kapıyı açar bir şey yok, oraya yığılırız. Annem zaten geçimi bunun üstüne. Hiçbir yani işi tamam. Yok, geçimi bunun üstüne. Gider gelir, kendini tamam. Yapar, sütünü satar, yoğurdunu satar. Bunlar ne alenir yani, başka bir şey yok. Zanlıların Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler CÖ, MD ve SK'yı gözaltına aldı. Bu kişilerin gösterdiği yerde yapılan aramalarda 10 keçi bulundu, diğer 3 keçinin ise kesildiği anlaşıldı. Teyze ne zaman çalındı bunlar? Bunlar 3 gün oluyor, 3 gün. 3 gün oldu. Nereden çaldılar? Evden. Fatma Dağlı çalınan keçilerinin bulunduğu haberi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Emniyete sevinç gözyaşı döken ve kuzularım diyerek keçilerine sarılan Dağlı, burada yaptığı açıklamada tek geçim kaynağının bu hayvanlar olduğunu söyledi. Kim vermesin, Allah devletimizin zırnağını taş değmesin kurban olduğum Allah. Dağlı, Allah devletimize zarar ziyan vermesin, polislerden Allah razı olsun, keçilerimi bulup getirdiler dedi. Sağ olun, Allah döneye kadar söyleyemezsin. Allah yokluk verme, devletimiz Allah yokluk vermesin kurban olduğum Allah. Allah razı olsun. Fatma Dağlı'nın oğlu Hasan Dağlı da keçiler çalınınca annesinin büyük üzüntü yaşayıp gözyaşı döktüğünü, bulununca da bir kez daha sevinçten ağladığını ifade etti. Bunlar ne alenir yani, başka bir şey yok. Ağladı, sevincinden ağladı, inanır mısın? Sevincinden ağladı.